Karşımızda ekonomi biliminden bir haber, gözlerinin ışıltısıyla, esprilerle gündeme gelen bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Efendim sokakta rahat dolaşabiliyormuş. Efendim pazara çıkabiliyormuş. Hepsi yalan. Gelsin sokağa, gelsin çarşıya, gelsin pazara. İnsanlar ne çektiğini görsün. Esnafın mafur primini ödeyemediğini görsün. Çiftçinin mazot alamadığı için tarlasına gidemediğini görsün. Maalesef kepenk kapatan esnaflar gece pazarda hava kararınca çürük sebze alan insanlar, çöpten ekmek toplayan insanlar rahat gezebiliyorsa bu nebatinin yüzsüzlüğündendir, utanmazlığındandır. Türkiye'de ekonomi çökmüş, hala espri yapıyor, sokakta rahat dolaşabiliyormuş, sokakta rahat gezebiliyormuş. Maalesef ekonomi çökmüş, insanlar çiftçisinden esnafına, sanayicisinden işsizine kadar büyük bir buhranla karşı karşıyayız. Bunların karşısında yüzü gülen, utanmayan, utanma duygusu kaybetmiş bir bakanla da Türkiye karşı karşıya. Türkiye'de herkesin güven duyduğu ÖSYM'yi maalesef Türkiye'nin en itibarsız kurumu haline getirdiler. Daha önce FETÖ ile yaptıkları ortaklıkla sorular çalınıyordu. Şimdi adrese teslim sorular veriliyor. Bir taraftan mülakat denen bir ucube, fakirin fukaranın gençlerimizin emeğini çalındığı bir mülakat sistemi ve maalesef hala A sınıf kadrolarda mülakatsız hiçbir işlem yok. Neye göre mülakat? Hangi sorular soruluyor? O da belli değil. Diğer taraftan da KPSS'deki soruların çalınması. Biz 2012 yılında gündeme getirdiğimiz zaman böyle bir şey yok. Bize saldıranlar o gün FETÖ yaptı diyorlardı. Şimdi hangi cemaate yükleyecekler bilemiyoruz. Maalesef bu çapsızlar, bu liyakatsızlar devleti cemaatlere pay etmiş durumda. Yayın evinin de cemaat bağlantısı olduğu iddiası var. Yeni ÖSYM başkanının da bir cemaatin mensubu olduğu iddiası var. Hala akıllanabilmiş değiller. Devleti tarikatlara, cemaatlere pay ettiler. Maalesef devlet artık liyakatsızların elinde. ÖSYM bu liyakatsızlardan dolayı insanların güveni sıfırlamış durumda. Devlet hala bu akıllanmazlardan, bu liyakatsızlardan dolayı bir güven bunalımı yaşıyor. Devlet adeta çökmüş durumda, kurumları çökmüş durumda ve hala akıllanabilmiş değiller. ÖSYM'nin başına bir cemaatin üyesi getiriliyor ve devlette cemaatler arası güç savaşları devam ediyor. Olan fakir fukara oluyor. Bir sınavı bile yapmaktan aciz bir ÖSYM ile karşı karşıyayız. Diyor ki KPSS'ye gireceklerden para almayacağım diyor. E peki bunların yaptığı masraflar ne olacak? Mesele sadece para mı? Çalınan para değil, çalınan gençlerimizin geleceği, çalınan gençlerimizin devlete olan güveni maalesef devleti yerle bir ettiler bu liyakatsızlar ve hala akıllanmış, hala ders alabilmiş değiller.